Amatör 2 testimizdeyiz. Bu parçadaki numaralanmış öğretmen hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Bir resimde bağdaş kurmuş oturuyor. Nerede? Bir resimde buradaki D halekidir ve dolayısıyla bitişik yazılmak zorundadır. Dolayısıyla bir numarada yanlışlık vardır. Hacı Bektaş Şiveli evi gibi yeryüzü. Yeryüzü her zaman bitişik yazılır. Burada bir sıkıntı yok. Zaten yazım yanlış yapılmamıştır diyor cevap Bursa. Belli belirsiz ikileme olduğu için ayrı yazılır. Demek ki, ki burada ayrı yazılır, e, bilmiyoruz ama açık tı derken benzeşme kuralından dolayı bunun tı olması gerekiyor idi cevap Bursa. Geldim ikinci soruma. Bu şiirle ilgili olarak yargılarından hangisi söylenebilir diyor. Söylenebilir demiş değil mi? Bu sabah bahçede karşıma küçük bir serçe kuşu geldi. Bak uzun var, kısa var, sonuçta itibariyle belli bir e, ölçü yok öyleyse... Serbest şiir örneğidir ifadesi bir kere doğrudur. Konusuna göre pastoral şiirdir. Evet bahçe, serçe, havuz. Sonuç itibariyle bir serçe kuşu doğa yaşamından bahsediyor. Pastoral şiir de diyebiliriz. Intak sanatı, intak olması için buradaki serçelerin ya da insan dışı bir varlığın konuşturulması lazım ama konuşma yok gördüğünüz üzere. Onun için cevabın 1 ve 2 yani edirne olması gerekir. Renk adı bir ismi niteliyorsa bu sözcük niteleme sıfattır. Hangisi de renk adı sıfat görevinde kullanılmamıştır. Çam ağacını her mevsim yeşil olduğu için. Şimdi bak olduğu fiilimsi ya. Nasıl olduğu yeşil olduğu. Fiil ya da fiilimsinden önce gelip nasıl sorusuna cevap verirse bu ne oluyordu? Sıfat olmuyordu, zarf oluyordu. Öyleyse cevabımızın ne olması lazım? Adana olması lazım. Şimdi ceket nasıl ceket? Mavi ceket. Göz nasıl göz? Kara göz. Nasıl papatya? Sarı sarı papatya nasıl paket gri paket bunlar zaten isme sorulan nasıl sorsan cevap verdiği için sıfattır. Şimdi bu zelerdeki uyak çeşidi çocuklarından hangisiyle yapılamaz demiş. Gam zedeler gam vurur gam zedeler sinem hakkak delemez. delerse gamze deler demiş. Şimdi buraya dediğimiz zaman Ha, buradaki uyak çeşidi bu arada gamzedeler, gam vurur, gamzedeler derken yazılışları aynı, anlamları farklı. Dolayısıyla burada nasıl kafiye var? Cinaslı kafiye var. Yani e, yazılışlar aynı, anlamları sözcükte Cinaslı kafiye yapabiliyordu, değil mi? Şimdi baktığımız zaman yaz bir mevsim olan yaz var, bir de yazmak eylemi var. Bu olur. Yüz sayı olan yüz var, yüzmek eylemi var. Bu da olur. Asma bir asma eylemi var. Bir de asma yaprağı anlamında kullanılır. Olur. Gül gülmek bu dolar ama durun iki anlamı yok. Tek anlamı var. Yani eş sessizlik görevinden anlamı yok. Onun için bunun e, şey olma e, e, sesli yani cinas kafe yapma şansı yok. Bu değerle ilgili olarak yargılarından hangileri söylenemez demiş baktığımız zaman. E sesiyle asonans. Evet gamzedeler, gam vurur, gamzedeler, sinem hakkı delemez. Delerse gamzede özellikle son şeye baktığımız zaman e sesi bayağı bir kullanılmış. O zaman orada asonans var. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Doğru. Her ne kadar ilk baştaki böyle şey olsa bile ki biz buna eksik man diyoruz. Sonraları yedili yedili şekilde yazılmış. Hece ölçüsüyle yazıldığını ifade edebiliriz. cinas uyak zaten demin demiştim. Gamzedeler gamzedelerde Cinas uyak var. Benzetmeden yararlanılmıştır. Benzetme yok. Kahramanca bir söyle şarkı. Hayır biz buna epik şiir diyemeyiz. Bu liriktir. Aşk konusunu işler. Öyleyse cevabımızın. 4 ve 5 olması gerekir. Altıncı soru. Hangisinde belirtme sıfatı kullanılmıştır? Belirtme sıfatları neydi arkadaşlar? Ee, i̇şaret sıfatı, belgesi sıfatı, sayı sıfatı, soru sıfatı. Ağılda oğlak da olsa ovada otu biner. Burada yok. Zaten şey yok. Hmm, e, normal sıfat yok. İyi dost, kara gün. Bunlar niteleme sıfatı. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bir el sayı sıfatı. iki elde sayı sıfatı olduğuna göre buna biz... E, belirtme sıfatı diyebiliriz. Acı patlıcan niteleme sıfatı, büyük lokma ise yine niteleme sıfatıdır. Evet, geldik. 7 ve 8. soruları bu parçaya göre cevaplandırınız diyor. Okulda şiir kulübü bir yarışma düzenledi. Bu yarışmanın koşulu mutluluk, doğal sevgisi, yaşama sevinci, kendini beğenmişlik, insan sevgisi temalar birlikte içeren bir şiir bulup getirmekti. Hmm. Serdar Serdar dökmenin selam şiirini bu duyguları işlediğini düşünerek ee, Halil'e şiiri okudu. Halil yarışma koşuna belirten duygulardan bir tanesinin bu şiirde olmadığını belirtti. Acaba o duygu nedir? Oraya bir bakalım. Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, atlara, otlara, insanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın el gün yanında bu dünyada sen de varsın, üleştir dostunu varlığına bir kısmı seni de sarsın derken işte doğa sevgisi, yaşama sevinci, insan sevgisi var ama kendini beğenmişlik burada yok. Hani kendine de selam var, kendini de ortaya koy diyor ama bu kendini beğenmişlik anlamında olumsuz bir duyguyla ifade edilmiyor. Öyleyse cevabın ne olması lazım? Denizli olması lazım. Serdar'ın yarışma için seçtiği şiirin konusuna göre türü aşiretlerden hangisidir? Tabi burada bir Duygu yoğunluğu var e, aslında ama onunla beraber de hani üleştir dostluğunu, bir kısmı sende kalsın, öğüt de veriliyor değil mi? Şunu yap, bunu yap gibi bir öğüt söz konusu. Peki öğüt veren şiirlere biz ne diyorduk? Didaktik şiir diyor idik. Geldik dokuzuncu soruya. E, burada sanatlardan hangisiyle ilişkilendirilemez demiş. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer dağdan daha çoban çeşmesi. Hüsnü Talin neydi? Neden sonuç ilişkisi değil mi? Niye? Dağdan daha çoban çeşmesi geliyor, gerek, e, geziyor. Ateşten kazaran, kızaran bir gül aradığı için. Öyleyse burada Hüsnü Talih sanatı vardır. İntak neydi? Konuşturma. Dinle yolcu bu ses onun sesidir. Sinsi adımlarla akşam yürüyor. E tamam akşam yürüyor ama burada akşam konuşuyor mu? Hayır. Akşam bir söz söyleseydi intak olurdu. Onun için buraya intak vardır diyemeyiz. Mübalağa abartma. Ah heylerim sağdayı bülent ile her seher Halk uyanıp sanar ki müezzin eza, ezan eder. Aa, burada e, sonuç itibariyle o kadar güzel bir sesi var ki gibi bir anlam var. Onun için burada bir mübalağa abartı var diyebiliriz. Ekmek Leyla oldu dostlarım. Mecnun olup burada Leyla ile Mecnun hikayesine bir gönderme yapılmış bir hatırlatma var doğrudur. E, tevriye neydi? İki anlamlılık. Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açacak. Makas gibi açacak derken... Burada teşbih sanatı var. Terbiye sanatı yoktur. Bu durumda cevabın 2 ve 5 yani Bursa olması gerekir. Hangisinde imgeli bir söyleyiş yoktur? Dalga dalga pişmanlıkların dalga dalga hücum etmesi bir nedir? İmgedir. İmge biliyorsun neydi? Mecazlı anlatımlar değil mi? Unutuşun o tunç kapısı. Unutuş gibi soyut bir kavramın tunç kapısı olmaz. Burada da imge var. Ve ruh atılan Ruhun atılan oklarla delik deşik olması yine bir imge. İşte doğduğun eski evdesin birden. Yani burada doğduğu eski evde olması bir imge değildir. Yolunu gözlüyor lamba merdiven. Lamba ve merdivenin yol gözlemesi yine nedir? İmgedir. Oraya dikkat. 11. Hangisinde kısa çizgi yanlış kullanılmıştır diyor. Bu makalesinde Orhan Veli'nin insan sevgisini onda olan en önemli temayı anlatır. Bu bir ara sözdür. Ara sözlerin başında ve sonunda kısa çizgi kullanılabilir. O yaşadıklarımı ki beni derinden etkiledi. Bu da ara sözdür. Burada da kısa çizgi kullanılması doğrudur. Olayın bu noktaya gelmesi ta geçen yıldan beri yaşananların sonucudur. Ee, ta geçen yıldan beri. Ama bak burada getirmesine gerek yok. Ta geçen yıldan beri yaşananlar. Yani buradaki geçen yıldan beri e, burada bir ara söz anlamında değildir. Dolayısıyla cevabında Ceyhan olması gerekir. Şunlar yine ara söz olduğu için başta ve sonda kısa çizgi kullanılması doğrudur. Böylelikle bu testimizden ne yaptık? Bitirdik.